Daha geçen gün birlikte dolma yedik, güldük, eğlendik, şakalaştık. Nasıl ölmek ister? Hiç fark etmedik hocam. Demek ki depresyondaymış. Demek ki bundan sonra arkadaşlarımıza daha dikkat edeceğiz. Bir dertleri, bir sıkıntıları var mı daha çok ilgileneceğiz onlarla. Bakın sizin de başınıza bir şey gelir, bir derdiniz, sıkıntınız olur, gelin bana söyleyin, tamam mı? Size mi? Evet Özgülcüm, bana. Arkadaşlar ben de insanım, ben de hatalar yapıyorum, hatalarımdan ders alıyorum. Hem değişmek çok güzel. Ayrıca bu hayatta ihtiyacımız olan en iyi şey iyi arkadaşlardır, değil mi? Açın, 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 açın. Hastanın durumu nedir? 53 yaşında, bilinci kapalı. Eşi mutfakta baygın bulmuş. Kafada kült travması var. Hep birlikte hastayı yatağa alacağız. Üç dediğimde. Bir, iki, üç, hadi. Tamam arkadaşlar, çok teşekkürler. Bundan sonrası bizde. Hocam, hastanın eşi Oğuz Hoca'nın babasıymış. Tamam, sen gidebilirsin. Teşekkürler. Nerede? Nerede? Oğuz nerede? Arıyorum, açmıyor. Tansiyonunu ölçüyor. Amcacığım, ben Doktor Bahar. Eşinizle ben ilgileniyorum. Merak etmeyin. Oğuz'un da yakın arkadaşıyım. Ama siz sakin olun, olur mu? Tamam. 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 Göz bebekleri eşit ve ışığa duyarlı. Tomografi için hazırlanalım hemen. Tamam. Bana 4-0'lık ip beyni istiyorum. Kanamayı durdurmamız lazım. Hemen. Alo. Hastanede misin? Yok, Esmanlı kafesindeyim. Yani eminim merak etmiyorsundur ama üvey annenin ameliyatı iyi geçti. Gayet iyi. Teşekkür ederim. Sana borçlandım. Bence de. Ve bana bunu bir yemek ısmarlayarak ödeyebilirsin. Bugün onun için çok uygun bir gün değil. Neden? Söylediklerim yüzünden mi? Ben zaten o söylediklerine hiç söylememişsin farz ediyorum. Yani maalesef bu mümkün değil. Sabah ne hissediyorsam şu anda da aynı şeyleri hissediyorum. Ve bunları konuşmak için de buradan dost doğru yanına geliyorum. Oğuz şimdi gel... Kapat. Oğuz buraya mı geliyor? Galiba. Ay, benim hemen hazırlanmam lazım. Hayır Esma ya, of, Oğuz olmasın ya. Ne haber? İyi, merhaba. Ben sana bir şey söyleyecektim de. Bahar, sonra konuşalım, açmam lazım. Eylül'le yemeğe gideceksiniz galiba, kulak misafiri oldum istemeden. Evet. İptal etsen daha iyi olacak sanırım. Allah Allah. Sen şimdi bana da mı karışmaya başladın Bahar? Sana ne yani? Oğuz'um şu an boşuna böyle bir tepki veriyorsun. Ameliyatta olduğun için olanlardan haberin yok anladığım kadarıyla. Neyden haberim yokmuş ya benim? Annenle baban aşağıdalar. Acilde. Babam mı? Babama bir şey mi oldu Bahar? Yok annen. Merdivenden düşmüş sanırım. Şu an röntgen ve tomografi sonuçlarını bekliyoruz. O benim annem değil. Ama baban eşim deyince ben de o yüzden öyle şey yaptım. Ya anlaşılmayacak bir şey yok işte. Annem ölünce babam gitmiş, o kadınla evlenmiş. Sana ne dediysem kelimesi kelimesine öyle anlatacaksın. Baba. Neler oluyor? Yok bir şey, düşmüş kaza. Benim suçum. Arkalarım dökülüyordu ağrıdan. Bir tane ağrı kesici içtim. Ya kaç defa söyledim durmadan ağrı kesici içme diye ama. Doğru. Dedi. Dedim ama kim dinliyor? Tansiyonu düşmüş. Geldiğimde bir baktım mutfakta yerde yatıyordu. Bir bakmam lazım. Kaldır başını biraz.
Baba biz seninle biraz konuşalım. Bunun burada ne işi var? Hastane kıtlığı mı vardı bu yalancının olduğu yere geldiniz? Hadi anne, başka yere götürelim seni. Sakin ol. Hani kafana göre çekip gidemezsiniz. Öyle mi abicim? Bal gibi de giderim. Sen bu ailenin hiçbir şeyine karışamazsın. Ya kızım, dur be, yapma. O ne karışıyor be? Annesi bile değil. Hadi anne. Röntgen ve tomografi sonuçları gelsin, sonra anneni alıp gidersin. Şey, oğlum, Yıldız haklı. Biz gidelim. Bak, o kadar bir şeysi yok zaten. Acı da çekmiyor. Acil bir şey olursa ben kendi ellerimle getireceğim. Biz gidelim. Tamam baba, sen nasıl istersen. Ama biz seninle önce bir konuşalım mı? Hı? Ne oluyor baba? Anlat bana. Ya anlatacak bir şey yok. Ya söyledim sana, kaza işte, düştü. Baba, sadece düştün emin misin? Bir dakika, burada dur. Ben hayatımda kimseye bir fiske bile vurmadım. Sen ne dediğini biliyor musun ya? Tamam baba, o zaman izin ver, onu bir kontrol edeyim. Bu da benim görevim, bu şekilde gitmenize izin ver ama. Tamam. Sen ne istiyorsan yap ama bir de aç ol bu konu. Tamam mı? Esma. Emine mi konuşuyor acaba bu? Ben seninle bir şey konuşmak için geldim aslında. Ama işin gücün varsa sıkıntı yok, beklerim. Klonlandı falan herhalde. Ya da travmanın etkisini atlatamadı çünkü ne söylediğinin farkında değil. Marmaris amcanın yaptıklarına benzemez ama... Badem ezmesi, sen çok seviyordun diye hatırlıyorum. Kim seslendiriyor seni? Efendim? Yani... ben yıllar oldu senden böyle bir şey duymadım. Hatta hiç duymadım. Öyle deme Esma, biz iyi arkadaştık yani zamanında. Hem bak Mehmet'i de duydum, üzüldüm gerçekten. Çok geçmiş olsun. Allah Allah. Sahte misin, gerçek mi acaba? Ben şok ettim yani şu anda. Ama yani eğer böyle beyaz bir sayfa açmak istiyorsan Eylül'den özür dilemeni tavsiye ederim. Tamam. Yani aslında ben olanlar için senden özür dilemeye gelmiştim ama bu önerimi de düşüneceğim, tamam. İşler o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Allah Allah. Laboratuvara falan mı yollasam acaba? Acaba içine bir şey mi koydu? Zehirlenip şüphe çekmemek için falan mı yaptı acaba? Ya patlarsa? Bakar mısınız? Bir şey alabilir miyim abla? Çay. Abla mı? Yuh. Ulan bu da bizde iyice kalıcı oldu ha. Buyurun. Amca. Ne bekliyorsun abla? Tamam, başka bir şey istemiyorum.
Ben sizin bu abla deme sonrasınızı pek anlayamadım yalnız. Bayan, başka bir şey istemiyorum. Oldu mu? Olmadı. Sensin bayan. Hanımefendi daha uygun bence. Hanımefendi, başka bir şey istemiyorum. Teşekkür ederim. Böyle yola gelirsin işte. İki gün kendimize bakmadık, adam ablayı yapıştırdı. Çapsız. Alo. Merhabalar. Ben hastanenin oradaki kafedeyim. Göndereceğiniz kişiyle burada buluşabilirim. Tamam. Bakar mısınız? Ay Allah'ım, kahvehane sanki ya. Kafe burası. Kafe. Efendim amca. İşaret ettim ya. Ne bu şimdi? Böyle yapınca. Yap bakayım bir daha. Çay mı? Çay? Kahve isteyince ne yapacaksınız acaba? Çok merak ediyorum ben. Hoş geldiniz ablacığım. Siz ne alırsınız? Çay mı? Ben bir şey istemiyorum. Para tamam değil mi? Evet. Niye eksik olsun ki? Çıkarıp saymayacaksın herhalde kafenin ortasında. Babamı yolda bulsam bile sayacaksın derdi. Allah bereket versin. Tamamdır. Var mı başka bir şey? Yok. Allah Allah. Ay bu Nemrut bu manyağı niye para verdi ki acaba? Bakar mısınız? Hesabı alabilir miyim? İki çay. Üstü kalsın. Az önceki davranışım için kusura bakma, gerildim biraz. Problem değil. Filmler nasıl? Yani tomografi temiz, yeni çatlak yok. Eskiden kalan bir çatlak var, birkaç çatlak. Baban zaten daha önce de birkaç kere düştüğünü söylemişti. Bak burada da spiral çatlaklar var. Daha tam iyileşmemiş. Oğuz bak, bu söylediğim pek hoşuna gitmeyebilir ama... Yani sen de biliyorsun, spiral çatlaklar öyle düşmeyle falan olacak şeyler değiller. Yani? Yani birinin kolunu tutup kırılana kadar çevirmediğin sürece böyle bir şeyin olması mümkün değil. Acaba... Acaba baban üvey annene şiddet falan uyguluyor olmasın? Hayır tabii ki de. Bak sen yakıştıramıyor olabilirsin, anlıyorum ama... Yani kız kardeşini gördüm, çok dikkatimi çekti. Hiç annenin yanından ayrılmıyor. Tomografiye de birlikte girdiler. Hayır dedim Bahar. Benim babam böyle bir şey yapmaz. Oğuz bak, istiyorsan ben gideyim konuşayım üvey annenle ha. Sonuçta kadınım, anlarım halinden. Bana daha rahat anlatır. Hem yakın zamanda böyle bir olay yaşadım. Bir kadının bir kadına böyle bir şey anlatması daha rahat olur ha. Ne dersin? Biraz konuşalım mı? Ne diyeceksiniz ki? Bakın ben size karşı açık olacağım. Sizinle ilgili biraz araştırma yaptım. Son 2 yılda tam 6 defa başka başka hastanelerin acil servisine kaldırılmışsınız. Doğru. Gittim. Kızım sen neyi kurcalıyorsun? Senin derdin ne? Kocanızdan şiddet görüyorsunuz değil mi? Sen ne diyorsun? Ne kocası, ne şiddeti? Sen polis misin? Yoksa doktor musun? Bakın biliyorum böyle şeyleri anlatması çok zordur. Ama size ben geldim çünkü çok yakın zamanda ben de böyle bir olay yaşadım.
kurtardığım bir hasta tarafından darp edildim. Bunları duymak istemiyorum. Rahat bırak beni. Bakın lütfen böyle şeylere sessiz kalmayın. Kocanız bile olsa buna tahammül etmek zorunda değilsiniz siz. İstiyorsanız kızınızla da konuşuruz. Hayır, hayır. Sakın. Sakın kızıma söylemeyin. Senin kafanı almıyorum kızım. Rahat bırak beni. Dedim ya. Memduh, iyi ki geldin. Çıkarın beni buradan. İyice canım sıkıldı burada. Tamam Ayşen. Yıldız, annene yardım et de toparlansın. Peki baba. Bir saniye. Şu an hastayı falan çıkartmanıza müsaade edemem. Önce test sonuçları gelecek, ondan sonra da Doktor Oğuz onay verecek. Ancak o şekilde. Ben arar sorarım oğluma. Zorla mı tutacaksınız bizi kardeşim? Ben istediğim zaman hastamı alıp çıkıp giderim ya, Allah Allah. Hadi Yıldız, bakma bana öyle. Siz de Doktor Hanım çıkın. Size ilgilendirmeyen işlere karışmayın ya. Çıkın lütfen. Bunu teşekkür etmek için size getirmiştim. Kendimiz yapıyoruz bunları. Başka hiçbir yerde bu lezzette bir şey bulamazsınız. Kabul ederseniz çok sevinirim. Yani böyle bir şeye gerek yoktu. Bu ameliyatı sadece Eylül için yaptım. Oğuz, bir konuşabilir miyiz? Ben sizi tutmayayım. Tekrar geçmiş olsun. Acele etmemiz lazım. Babamı ve anneni çıkartmaya çalışıyor hastanede. Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok, haklıydım. Baban üvey anneni dövüyor. Şimdi de olayın anlaşıldığını fark edince apar topar kaçırmaya çalışıyor kadını. Oğuz! Baban anneni dövüyor diyorum sana. Bir şey yapmayacak mısın? Göz mü yumacaksın buna? Kusura bakma. Üstümde bu kadar para yok. Ama kızımı bankaya yolladım. Şimdi getirecek. Önemli değil beyefendi. Bekleriz. Oldu. İyi günler. İyi günler. Baba! Hiç konuşma evlat. Yıldız şimdi bankadan gelecek, bütün masrafı ödeyip çıkacağız. Ya baba, olur mu öyle şey? Ne para vermesi? Ben mesele o değil. Gidemezsiniz. Sebep? Baba, bırakamam seni. Eğer o kadını dövüyorsan... Ya ne yapacaksın? Yani beni polise mi vereceksin? Öz babanı polise mi vereceksin? Karşında ben varım, ben baban. Bu hiçbir şey değiştirmez. Görevimi yapmak zorundayım. Dövmüyorum diyorum. Ben bir şey yapmadım. Bana böyle sorular sorma ya. İnkar etme bak, röntgenler, her şey ortada. Ya bırak. Baba, bak gel oturup konuşalım. Çözeriz belki. Ya bırak dedim ya, bırak. Bırak. Ya bırak diyorum sana, bırak ya. Bırak. Baba. Baba, iyi misin? Yardım edin, çabuk, çabuk. Ne oldu ya? Ne oldu ya? Ne oldu? Bilmiyorum. Konuşuyorduk. Bir anda düştü. Tamam, sakin ol. Çevirin. Tamam. Çabuk damar yolu için hazırlanın. Ultrason da getirin. Baba, ellerimi sık. Duyuyor musun beni? Baba, duyuyorsan ses ver. Afazik durumda. Sağ taraf zayıf. Baba. Karaciğer arter diseksiyonu. Bu felç durumunu açıklar. Kan fırtısı beynine ilerlemiş olmalı. EKG'yi hazırlayın çabuk. Ultrason hazır hocam. Tamam. Bu morluklar ne ya? Yumruklanmış olmalı. Kan pıhtısı nedenini bu açıklıyor. Karısına vurduğunda o da herhalde ona karşılık verdi. Bu kadar büyük hasar veremez. Kadını sen kendin gördün. Kim yapacak peki böyle bir şeyi? Kim yaptı? Bunu yapacak tek kişi biliyorum. Merhaba. Annem nerede? Annenize özel bir odaya aldırdık. Neden? Niye yaptınız bunu? Abiniz sizinle konuşur. Sizin bana söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Annemi görebilir miyim? Tabii ki. Beni takip edin.
Nasıl oldu, durumu biraz daha iyi mi? Daha normal. Baba, nasılsın? Ayşen nasıl? Hiç merak etmeyin, eşiniz kızınızla birlikte. Onları baş başa bırakmayın. Zaten kızı da işten çıkardılar. İstediği gibi de bir iş bulamadı. Benim kızım kötü değil. İsteyerek yapmıyor. Düzelir zannettik. Kaybetmek istemedik kızımızı. Sana söylemeye de çekindik. Ne oluyor burada? Yine bu oğlum bana iftira atıyor değil mi? Artık daha fazla rol yapmana gerek yok. Her şeyi herkes biliyor. Ne rolü be? Neyi biliyor? İspatım var. Kapat şunu! İzle. Kapat şunu diyorum! İzle. Cezasını çekeceksin. Kim verecek cezamı? Sen mi? Yürü, gidiyoruz. Bırak beni! Çek elini! Oğlum, bırak. Kardeşin o senin. Bırak! Oğlum, yapma! Oğuz. Dur, bırak. Bırak. Sadece. Yapma! Oğuz, çek elini. O senin kardeşin, yapma. Bırak Oğuz. Bırak gitsin. Oğlum, kardeşin bırak. O senin. Bırak! Bırak. Memdo! Baba. Şşş. Tamam, sakin ol. Gitti baba. Yıldız. Şşş. Baba. Tamam, bitti.